Sovyetler döneminde farklı halklara tanınan haklar, sanat, kültür ve bilim alanında birçok ismin yetişmesine katkı sağladı. Tarihe damga vuranlardan biri de Çarlık Rusyası'nda dünyaya gelen, eğitimini Sovyetler döneminde tamamlayan ünlü devlet ve bilim adamı Veli Ahundov. Ahundov'un hayatını konu alan bir kitap yayınlandı Rusya'da. Tanıtımı ise yoğun bir katılımla Moskova'da gerçekleştirildi. Rusya tarihi, Rus coğrafyasında yaşayan farklı halkların derin izlerini taşıyor. Politikadan sanata, spordan ekonomiye birçok başlıkta Tatarlar, Başkurtlar, Ermeniler, Gürcüler, Dağıstanlılar, Çeçenler ve Azeriler Rus kamuoyunda kendilerini gösteriyor. Bunun en büyük etkisi Sovyetler döneminin farklı halkların ortak cumhuriyete katılımında oynadığı roldü. Dünyaca ünlü balet Rudolf Nureyev'in Başkurt asıllı olması, Tatar kaleci Rinat Dasayev'in dünya futbol literatüründe seçkin bir yere ulaşması, Raşit Behbudov gibi Azeri müzisyenlerin yetiştirilmesi Sovyetlerin başarı hanesine yazıldı. Çarlık döneminde dünyaya gelen, eğitimini Sovyetler döneminde tamamlayan bilim adamı Veli Ahundov da Sovyetlerin halklar arasındaki fırsat eşitliğinin önemli örneklerinden biri olarak görülüyor. Ahundov'un hayatını konu alan kitabın tanıtıldığı etkinlikte Azeri diasporasının önde gelen isimleri Rusya'nın seçkin yazarlarıyla bir araya geldi. Politik kimliğiyle tanınan Veli Ahundov'un kızı Nigar Ahundova da konuşmasında Azeri edebiyatının önemine vurgu yaptı. Etkinliğe katılan isimlerden biri de Azerbaycan Moskova Büyükelçisi Polat Bülbüloğlu'ydu. Bülbüloğlu, Ahundov'un hayat hikayesini izlerken Sovyetler döneminde Türkiye'ye olan özlemini hatırladığını ifade etti. Türkiye'nin özünde de Ankara'da, İstanbul'da benim özüme bir şahsiyet olarak, nazir olarak maraq çok büyüğüydü. Ve demek olar ki sonra artık biz bu işi başlamıştık. Ve sonra da artık müstəqil olandan sonra Azerbaycan, tabii ki kapılar açıldı. Hele ilk biz Moskva üzerinden gidip gelirdik. Sonra birbaşa uçaklar başladı, birbaşa turistler başladı. Benim yadımdadır ki biz Xarı Bülbül Festivalini keçirdəndə 90-91-ci ildə Türkiye'den bir ekip avtobusuna gelmişti. Ben özüm görmüşüm Şəkidə cemaat bu avtobus, yani yoldan gelen avtobusu öpürdüler ki bu avtobus Türkiye'den gelip. Bakü'de doğan Veli Ahundov tıp eğitimini kendi ülkesinde tamamladıktan sonra yüksek öğrenim amacıyla Moskova'ya geldi. Ahundov sendikal faaliyetlerle parladı, ardından Sağlık Bakanlığı'nda üst düzey görevlere getirildi. Azerbaycan Komünist Partisi'nin Azerbaycan temsilciliğini İmam Mustafayev'den devralan Ahundov, görevde bulunduğu süre içerisinde Ermenilerin Karabağ'la ilgili teşebbüslerini engelledi. Fakat ülke yönetiminde ağırlığı bulunan Rus ve Ermenilerin gücünü tam anlamıyla sınırlayamadı. Etkinliğe katılanlar Ahundov'un halklar arasındaki birliğin gücü açısından büyük bir örnek olduğuna inanıyor. Veli Ahundov'un görevde olduğu zamanda hepimiz bir devletin çatısı altında yaşıyorduk. Bakü'den yalnız başına Moskova'ya gelen, eğitimini burada tamamlayan, büyük eserlerini burada veren, fakat sonradan dönerek yurduna hizmet eden bir insan. Aynı zamanda birliğin ideallerine vurgu yapanlar için büyük bir örnek. Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev de Ahundov'un çok zor koşullarda göreve geldiğini ve tüm bu zorluklara rağmen halkın lehine çalışarak olumsuzlukları tersine çevirdiğini söylerdi. Hayatını kaybettiği 1986 yılına kadar mikrobiyoloji alanındaki araştırmalarına devam eden Azeri bilim adamı, Rusya için büyük anlam taşıyan Lenin Nişanı ve Kızıl Yıldız Madalyası'na layık görülmüştü.